Selamlar arkadaşlar, ben Blue Bariton. Bugün birlikte Games of War oyunun yeni bölümüyle beraberiz. Bugün arkadaşlar Lonca'da Invasion yani baskın açıldı. Hemen ona gidelim ve güzel bir takım yapmaya çalışalım ve de bu etkinlikten faydalanalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu bir yine Lonca etkinliği olduğu için hemen Lonca kısmının sağ tarafında bulacaksınız. Bu ne demek arkadaşlar? Demek ki sadece sizin değil Lonca'daki diğer arkadaşlarınızın da başarısı ödüller kısmındaki işte o toplanan puan ya da savaş miktarı neyse oradaki sayaca ortak olarak işlenecek. Bu da ne anlama geliyor arkadaşlar? Bir loncada olmalısınız ve de o loncanın da aktif olması önemli ki ileriki seviye ödüllerine ulaşabilin. Çünkü tek başınıza gelebileceğiniz nokta belli bir miktar. Ama herkes aktifse %80 %90 aktif bir loncadaysanız ki ben size önceden de bunu önermiştim. Örneğin mesela bakın bir loncaya tıklayalım girelim. Girdiğinizde hemen karşınıza arkadaşlar gardiyanlar çıkacak. Size lonca seçerken iki şeye dikkat etmenizi söylemiştim. Biri gardiyanların en az 100 seviye olması ki başlangıç için bunlar zaten maksimum 200'e çıkıyor ve bunların size ustalık kattığını biliyorsunuz. O yüzden de bunların en az 100 olsun ki ustalığı en azından belli bir miktar oranda ciddi bir oranda size katıyor olsun. İkincisi de yukarıdaki roster'a girerek aynı zamanda bir geri gelelim. Buradaki etkinliklerden herhangi birine girdiğinizde, örneğin bir erime noktası etkinliği bu hafta hala devam ediyor biliyorsunuz. Örneğin buraya girdiğinizde bakın sağ üstte guild yazıyor yani lonca. Oraya tıklayarak yine insanların aktifliğine ne kadar uğraştığına bakabilirsiniz. Loncanızdaki kişilerin aktifliğini takip edin ki %80-90 aktif bir loncada kalmaya çalışın. Yani burada bir ya da iki hafta durursunuz. Baktınız ki aktif değil. Sadece siz veya atıyorum bir iki kişi takılıyorsa daha aktif bir lonca arayabilirsiniz. Uygun bir lonca bulduğunuzda da işte bu etkinliklerden alabileceğiniz ödüller artacak. Hem sizin diğerlerine faydanız olacak hem diğerlerinin size. Şimdi gelelim Invasion'a, baskına. Girelim. Yine arkadaşlar bu haftaki etkinlik yani her bir etkinlik için genelde biz 500'er elmas biriktirmeye çalışıyoruz biliyorsunuz ama bundan sonra mesela buradaki erime noktası gibi size mesela kademeleri açtığınızda ekstra böyle silah veya özel bir kart vermiyorsa artık yani ben çok fazla onlara elmas harcamamayı düşünüyorum ki böyle ekstra etkinliklere elmasımız kalsın diye. Mesela Invasion'da öncelikle arkadaşlar bakın burada genel bilgiye ana ekrana bakıyoruz. Kuleler var diyor. Buradaki kuleleri yok et ve ödülleri topla diyor. Bakın burada hemen yazıyor ödülleri kazanın. Yani arkadaşlar biliyorsunuz ki bazı kartlarda Tower diye geçen özel durumlar vardı. Şimdi onlardan mesela bir tane örnek gösterelim. Geriye dönüp sonra buraya gelelim hemen. Şöyle takım oluşturma kısmına gidiyorsunuz. Filtreye geliyorsunuz. Fark etmez. Burada rastgele bir Tower yazalım. Herhangi bir özelliği olan bir kart çıksın karşımıza. Tabii ki tabii bunu bir düzeltelim. Tabii ki şunu da söyleyeyim. Bu etkinliğin şartı ne? Mesela belli mana renklerini kısıtlıyor mu? Belli türler, belli krallıklar kısıtlıyor mu? Birazdan bakacağız. Ama biz kısıtlanmamış haliyle bu özelliğin ne olduğunu size bir gösterelim. Bu arada filtreyi yanlışlıkla iptal ettim. Bunu tekrar düzeltelim hızlıca anlatırken. Şimdi içinde kule sözcüğü geçen kartları göster dedim. Misal örneğin bir tanesine tıklıyorum. Her ne? Bakıyorum. Bakın burada yeteneğinde diyor ki bir düşmana 15 hasar ver diyor ki bu benim şu anki büyü gücüme oranla belirlenen bir değer. Tabii ki takımın içine aldığımda o takımda ekstra büyü gücünü etkileyen benim karakterimin sınıfı olabilir. Ya da diğer dostların yetenekleri olabilir. Ayrıca üstüme taktığım madalya veya evcil hayvanın bir etkisi belki vesairelerin bir araya gelmesiyle bu değer artabilir. Ayrıca bu karakterin seviyesini arttırdığımda yine büyü gücü artabilir gibi. Şimdi bu karakter bakın benim büyü gücü oranımla 15 hasar veriyor bir düşmana ve diyor ki eğer diyor düşman bir yani o bir diyor kule ise diyor şu anki etkinlikte olduğu gibi kuleler olacak. O bir kule ise diyor 3 katıyla 5 katı arası hasar veririm diyor ama bunu da diyor benim kaliteme oranla yaparım diyor. Yani kalitesi epik olduğu için 3 katı hasar verecek. Eğer ben bunu efsane yaparsam 4 katı. Eğer mitiye çıkarırsam da 5 katı hasar verecek. Bu da şu anki değer 15 ise yani 5 katını çıkarırsak mitik yaparsak 75 hasar veren bir yetenek. Ve bunun peşinden de rastgele bir satırı da diyor yok ederim diyor. Yok ettiklerinin arkadaşlar tümünü mana olarak alabiliyorsunuz.
Böyle bir karaktermiş. Mesela yan etkilerine baktığımızda da bakın burada Siege Breaker diye bir yani Siege Kıran diye Siege'in ne olduğunu şu an hatırlayamadım ama Siege Kıran diye bir yetenek var. İşte bu yetenek arkadaşlar eğer açarsanız kuru kafa saldırılarınızda da kendi kalitesi oranında katlayarak vuracak. Örneğin kuru kafayla mesela 10 vuruyorsanız bu da onu işte mesela mitikse 5 katı 50 vuracak gibi düşünün. Kuru kafa saldırılarınızı da güçlendiriyor. Şimdi tabii ki bu her ne şu anki nasıl diyelim kullanacağımız etkinlikteki takıma uygun mu değil mi bunu işte oradaki şimdi şartlardan anlayacağız. Yani bu tower özelliği olan kartlar bize ekstra hasarlar verecek. Yani ne kadar çok bunlardan katarsak o kadar iyi. Tabii ekstra kendi karakterimizi de koyalım ki hem bir evcil hayvan alalım hem bir sınıf seçelim sınıfın yan becerilerini kullanalım. Hem de özel bir silahımız varsa o silahı kullanırız. Güzel madalyalarımızı dizeriz. Bu arada ben madalya toplamak için de bir bölüm yapmaya çalışacağım kısmetse arkadaşlar yakında öyle düşünüyorum. Çünkü madalya eksikliğini yaşıyoruz. Örneğin mesela şu an geri geleyim. Bakın yukarıda hala şu an takılı olan mevsim madalyaları var. Ya da duruma göre işte ya Arena'ya falan bunları takabiliyorsunuz ama ya da Garde falan ya da Orpheus. Ama mesela burada nişaları istiyorum. Neden? Her biri 4 büyü gücü katıyor. 3 tane nişa taksam 12 büyü gücü demek ki hemen kartların yetenekleri de 12 böyle artacak. Yani o yüzden ustalığınız ne kadar artsa da bu nişalar ekstra size büyük avantaj verecek. O yüzden bir böyle madalya üzerine bir bölüm yapalım ve token arayalım istiyorum. Mesela şu anki benim bakın sol tarafta bakıyorum. Sol en üstte bakın nişaya benim şöyle göstereyim. Bakın solda bir tane tokenim var. Yani bundan 3 tane olsa bir rozet yapacağım. Bundan toplam 9 token olsa bir madalya yapacağım. Demek ki 27 token yapmam lazım ki bir tane var. 26 token olsa 3 madalya yapacağım. Kullanmaya başlayacağım kısmetse. O yüzden bunun üzerine bir bölüm yaparız. Neyse biz bugünkü olayımıza gelelim. Hemen Invasion baskına giriyoruz. Hemen buradaki detaylara girelim. Şimdi bakın sizin 4 tane hakkınız var diyor. Hiç kule yok etmediniz diyor. Şimdi beraber yapacağız kısmetse. Burada da diyor ki bakın burada kuleleri yok etmek için burada kullanacağınız türler mistik olacak diyor. Bakın kural buymuş. Mistik karakterlerden bir takım yapacağız. Tabii kendi karakterinizi normal katabiliyorsunuz. O hariç. Şimdi 4 tane hakkımız var. Tabii dükkandan yaptığımız alışverişlerle ekstra haklar geliyor. Ama peki ekstra başka neler geliyor? Sonra ödüller ne? Bunlara da bakalım. Şimdi dükkana giriyorum. Bakın 30 elmasla ben genelde burada biliyorsunuz eğer özel bir şey veriyorsa artık özellikle onu alarak yani bir ödüllerinde beni çok cezbeden bir şey var mı? İki tabii gelişimi baz alıyoruz biraz da ya da nadirlikleri. İkincisi burada her zaman ele geçmeyecek türden bir kart ya da bir silah vesaire yani bir şey veriyor mu? Bunlara bakıyoruz. Mesela birinci kademede ne veriyor? İki hak veriyor. Normal klasik iksirini veriyor. Ruh puanı altın. İki tane de baskın karakteri veriyormuş. Tabi bunlar mistik olacakmış. Buraya uygun olsun diye. İkinci kademeye 60 elmas daha verirsem burada arkadaşlar bakın 3 hak daha veriyor. 4 tane yine bu baskına uygun karakter ama bir tane de Siege Breaker diyor. Yani bu özelliğe sahip bir karakter verecekmiş. O da bakın burada yazıyor. Bir tane Ahrimas verecekmiş. Bu özelliğe sahip. Bakalım. Şimdi Ahrimas verecek. Bizde Ahrimas var mı yok mu buna bakacağız az sonra. Varsa hızlı bir şekilde seviyesini bakın 1'miş. Bizde olsaydı yüksek görünürdü. Hemen yükselteceğiz. 2 kalitesini yapabiliyorsak mitik yapacağız. Yan becerilerini açabiliyorsak hemen açacağız. Bunları hızlıca halledeceğiz. Bunun dışında Tower özellikle yani Siege Breaker özellikle hem de Tower özellikle kart var mı bu etkinliğe uygun bunlara bakacağız. Yoksa da buna göre plan yapacağız bu kart üzerine. Şimdi Ahrimas ne yapıyormuş? Yine bakın şu anki büyü gücümle bir düşmana 15 hasar veriyor. Eğer diyor kule ise kalitesine göre 3 katıyla 5 katı. Yani ben bunu mitik yaparsam şu anki haliyle 75 vuracak. Ve ekstra olarak da 2 bakayım ne diyor? 2 rastgele yeteneğine düşmanın yani şu an seçtiğim düşmana 75 vuracak. Ekstra olarak da mitik yaparsam ekstra olarak 2 rastgele yeteneğinden de
15 puan kaldıracak. Mesela büyü gücüne gelse bir anda 15 büyü gücünü çalıvereceksiniz. Yeteneği zayıflayacak. Hele ki 15 veya 15'ten azsa direkt zaten temele düşecek, sıfıra. Onun dışında saldırı gücü canı veya zırhına da gelebilir bu yetenek. Yani böyle etkili. Yan becerisinde yine Siege Breaker var. Bunda da bakın arkadaşlar, Siege Kran. Yine açtığımızda kuru kafa saldırılarımız kaliteyle oranlı vuracak. Ekstra olarak bakın, bu karakter öldüğü zaman %25 ihtimalle antik korku çağırabilirmiş. Demek ki antik korkuyu açacağız. Geliştirmemişsek onu da geliştireceğiz ki buraya gelirse gelişmiş gelsin. Onun yeteneklerine bakacağız. Onda da varsa başkalarını çağırabilme özelliği. Onları da zincirleme, geliştirip hazırlamamız lazım. Ekstra da her bir dost yetenek kullandığında büyü gücü artıyor. Bu da yeteneği artıyor demek. Şimdi tamam, bakın buradan bir ahrimas geliyor. Bende kaç tane olduğuna da bakacağız. Şimdi ekstra kopyalarla kalite arttırma yapabiliriz ya da orkla mı yaparız? Bunlara bakacağız. Orbu mümkün olduğunca kullanmayacağız. Üçüncü kademe, bakın 90 elmasla iki kademe açtık. Üçüncü kademe 120 diyor. Yani 210 elmas harcayıp üçüncü kademe açtığımızda bir de özel bakın silah veriyor bize. Mistik Manuscript diye bir nesne. Bakalım. 24 tane şu anki büyü gücümle tabii mor manayı patlatıyor. Patlatınca etrafındaki 8 manayı yok ediyor. Bunların toplamda %50 manası size geliyor ve kaymalar, eşleşmeler. Yalnız 24 tane demek zaten pano 64 tane. Bu kadar çok mor büyük ihtimal olmayacak. Olsa bile bayağı bir etrafındakileri de patlatarak yani panoyu temizliyorsunuz. Sadece bakmanız gereken bolca mor mananın olduğu zamanlarda bu yeteneği kullanmak ki bolca patlatıp mana toplayabilmek için. Ve ekstra olarak ne diyor? Tüm mistik dostlarına diyor ki zaten takım mistikten oluşmalı. Tüm mistik dostlarına rastgele olumlu özellikler basacakmış. Ve ekstra olarak da eğer boş yeriniz varsa takımda bir mistik karakteri çağırıyormuş. Demek ki eğer imkanınız yetiyorsa sizde var olan bütün mistik karakterleri de geliştirebilirseniz hangisi gelirse gelsin gelişmiş gelir. Eğer o kadar çok geliştirme imkanınız yoksa veya gerek görmüyorsanız onlar bir seviye haliyle gelecektir daha önceden geliştirmediyseniz. Tamam, bakın bu silah güzel. Bu silahla bu karakteri bu takıma alabiliriz. Ahriması koyabiliriz. Ve bu ikisine uygun. Mesela bakalım. Bu kitap bakın yeşil kahverengi. Mana kullanıyor. Ahrimas ne kullanıyor? Ona bakalım. Şimdi o yeşil kahverengiydi. Ahrimas da yeşil mor. Demek ki yeşil ortak ne olarak düşüneceğiz. En öne hangisini koyacağımıza karar vereceğiz. Tank kim olsun diye. Yeşil manayı da o toplayacak tabii önce. Diğeri kahverengi morla sıralanacak. Tabii kahverengi mor desteği veren bir karakterler daha eklersek ya da rastgele manalar toplayan, kayma eşleştirme oluşturan, patlatan bir şeyler seri bir mana toplama şansımız da olabilir. Şimdi iki karakter en azından belli oldu. Sınıf olarak neyi seçeceğimize karar vereceğiz. Örneğin bir fırtına çağıranla yine kahverengi üzerine ya da mor üzerine ya da doğrudan yeşil üzerine bir fırtına kullanan karakter bakabiliriz. Mistik neler var. Tamam. Burayı da gördük. Burada bakın ekstra olarak 6 tane yine bu baskına uygun mistiklerden karakter gelecekmiş. 4 hak, 6 efsane külçe, yine iksir ve 32 beceri taşı. Bunlar yine ihtiyacınız varsa bu karakterleri geliştirmek için kullanabilirsiniz. Yoksa da envanterde birikmiş olur. 4. kademeye 200 daha verirsek elmas 410 elmas ediyor. Şimdi yine bir iksir, 7 tane efsane külçe, bir portre veriyor. Bu sohbet kısmını kullanıyorsanız oyundaki oralarda kullanabiliyorsunuz. Ekstra 5 ak, 8 baskın karakteri, yine mistik olacak yani. 5 tane Siege Breakers, yani 5 tane ahrimas veriyor. Şimdi şöyle düşünün, bizdeki epikti. Demek ki efsane için eğer bu temelde epik bir karakterse, ki onu zaten birazdan upgrade kısmından bakarız. Temelde epikse 5 kopya efsaneye. Toplamda da 15 kopya olursa mitiğe döndürürüz. Ama bu temelde epik değilse o zaman çok daha fazla kopya ister. Bunları da bakacağız. Gerekirse de orb bakacağız. Yine 38 beceri taşı daha gelecek. Güzel. 5. kademeye gelirseniz artık bakın 410'dan sonra 500'ü geçiyorsunuz. Yani 710'a çıkarsanız buradan bakın emoji seti varmış. Böyle delirmiş seti gibi. Yani çıldırmış seti diye geçiyor. Emojiler varmış herhalde. Hatta tıklayınca hepsi görünüyor mu? Yok, görünmüyor ama sohbette kullanabiliyormuşsunuz. Eğer sohbetten faydalanıyorsanız.
Yine 33 beceri taşı, 10 bas yani mistik içeren kart. 5 tane yine Ahrimas geliyormuş. Ve devamında da yine alırsanız 400 ve sonra da sürekli 200-200 alıp devam edebileceğiniz kısımlar var. Ekstra başka bir şey göremiyorum. Farklı olarak. Tamam, şimdi biz buradan ilk 4 kademeyi alacağız. Peki ödülleri bakalım burayı almadan önce. Burada neler kazanacağız? Mesela bakın şu andaki loncadaki arkadaşlar 1, 2, 3, 3 kademeyi bitirmiş. 4. kademede ilerliyorlar. Yani şu an 3 kademenin ödüllerini ben direkt alabiliyorum. Bakın loncadaki aktifliğin bana faydası. Ben daha hiç savaşmadan bunları toplayabiliyorum. Mesela bakalım neler var. 1. kademede 5 elmas görüyorum. Yine ruh puanı altın ama ben şöyle çok göze batanlara bakacağım. 2. kademede elmas ve bir etkinlik anahtarı. 3. kademede yine elmas. 2 etkinlik anahtarı ve bir volt anahtarı. Bakın bu çok güzel. 3. kademede elmas görüyorum. Pardon, 4. kademede elmas görüyorum. 5. kademede beceri taşı görüyorum. Ve büyük bir tane ork var ama bu seviye atlatmak için. Ben genelde mavi ve turuncu çok ilgimi cezbediyor yani. Onun dışında burada bir portre var yine sohbet kullananlar için. 6. kademede kaos orbu veriyor. Bakın bir ork kazanma şansı ama küçüklerden. Yine elmas var. 7. kademede böyle 3 tane etkinlik anahtarı görüyorum dikkat çeken. 8. kademede arkane 5 tane kan beceri taşı var ve 4 etkinlik anahtarı. 9'da elmas var. 30 tane görüyorum. 10. kademede hem Celestial'lar geliyor 3 tane hem de bir kaos orbu daha küçük. 11. kademede 2 küçük kaos orbu geliyor ve son kademede bir büyük kaos orbuyla yeni bir ünvan geliyor. Cehennemin delisi gibi bir ünvan. Yine sohbette falan kullanırken ya da size nasıl diyeyim profile baktığında belki görülebilecek bir ünvandır. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki tabii ki ön ödülleri ben şimdi hemen toplayabilirim ama birazdan bunu toplarız. Hatta toplayalım. Şunları hem de bir volt anahtarı, 3 tane etkinlik anahtarı. Toplamda da 15 elmas mı ediyor? Evet, güzel. Bakın bunları da aldık. Kenarda dursun. Şimdi savaş kısmını da görelim. Şimdi bakın arkadaşlar, birinci kademe 3 tane kule varmış. 3 kere savaşacağız. Kazanırsak ikinci kademe sonra sırayla gidiyor ve nereler varmış? Bakıyorum şöyle. Dışarıyı korunan dış alan galiba, bilmiyorum. Sonra han varmış. Kaleler. Sonra büyük kale. Ve sonra da şehir falan varmış. Yani nasıl diyelim, başkent varmış. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi 4 tane hakkım var diyor. Biz şimdi bu dükkandan alacaklarımızı alalım. Ama önce bir takım şartına buradan da bakalım. Tıklıyorum. Bakın şart olarak altta sadece mistik olmasını söylüyor. Tamam. Yukarıdaki taçlar da arkadaşlar seviye. İlk girdiğim yerde 10 seviye istiyor. Yanındaki de herhalde kule olsa gerek. Belki de kulelerin seviyesidir, bilmiyorum. Daha önce kulelerin olduğu bir etkinliğe girmemiştim. Bu sayede de denemiş olacağız. Önce dükkana girip alalım alacağımızı. Sonra da bizden Ahrimas ne kadar var? Onlara bakalım. Kaliteyi ne yapabiliyoruz? Buna bakalım. Onun geliştirmelerini halledelim. Hem de bu yeni silahı alalım. Şunları bir sırayla alalım. Hem de neler var yeni üzerimize gelen görelim. Birinci kademe 30 elmas. Açıyoruz hemen. Şimdi iksirimizi aldık. Bunlar standart biliyorsunuz bu etkinliklerde. Hepsi özellik katıyor. Mesela bu büyüleme katıyor. Her tur 2 mana alıyorsunuz. Bir kere karakter dolana kadar. Bizde olan karakterler geldi. 2500 altın, 750 ruh puanı ve 2 hak kazandık. Hemen ikinci kademeyi açalım. Hemen buradan bir ahrimas gelecek. Güzel. Buradan bir ahrimas geldi. Bakayım bendeki miktarı yazıyor mu üzerine tıklayınca. Yazmıyorsa da şimdi gider bakarız zaten. Takım oluştururken. Yeni iksirimizi de aldık. Her kademenin iksiri bize savaşırken işe yarayacak. Bu da patlama yapacak işte. Tamam. Ahrimas'a bakalım. Buradan miktar görmüyoruz. Ha, burada yazıyor mu bakayım. Yok. Yazmıyormuş. Tamam. Diğerleri bizde olanlar. Bakın yeni bir şey yok. 5.609 ruh puanı. 3 hak daha. Devam. Buradan bakın silahı alıyoruz. Bizde yokmuş. Olsaydı Ovnit derdi. Bizde olmayan bir silah. Bunları bu etkinliklerden kaçırmayalım ki. Başka başka güzel takımları yaparken sonra bunları aramayalım. Bakın hemen Mystic Manuscript geldi. Bir silahımız oldu. Şimdi burada yeni bir karakter görmüyorum. Bu epikte bende varmış. Yine.
Diğer karakterler varmış. Efsane külçeleri aldık. Bakın Runic Magic, Runic Nature taşlar geldi. Küçük beceri taşı geldi. 4 hak geldi. Güzel. Şimdi 4. kademe 410 elmasa çıkıyor toplamda verdiğim. Bunu da alıyorum. 4 kademe şu an yeterli olarak görüyorum. Evet, buradan yine portreyi aldık. Sohbette kullanmak isterseniz Ahrimas 5 tane daha geldi. Kobra geldi. Tasarion. Enchantress. Yine diğer bizde olan karakterler 7 külçe. Arcane Venom bakın 8 tane. Onun dışında büyük ve küçük beceri taşlarıyla 5 hak. Tamam, güzel. Şimdi gelelim savaş kısmından takım oluşturmaya. Tıklayalım. Şu an 18 hakkım var. Tabi bu muhtemelen bu etkinin içinde de kuzgun geliyor olabilir. Gelirse de yenersek 2 hakla dönüyoruz. Hem verdiğimiz hakkı alıyoruz hem de ekstra bir hak. Şimdi takım düzenliğe girelim. Şimdi bunları öncelikle seviyesine göre bir sıraladayım. Bende olan var mı görelim geliştirdiğim. Bakın daha önceden geliştirdiğim Hornadek var. Hem mitik hem 3 becerisi açık. Güzel. Doğrudan cana vuruyor ve rastgele hack çağırıyor. Mesela bakın bunlar aklımızda. Ondan sonra Wuhao geçmiş yine dükkanlardan alınıp kopyalarıyla hazırlanan yan yetenekleri açık. Bir dostu büyülüyor. Her tur 2 mana toplayacak. Ekstra olarak 3 büyü gücü veriyor. Yeteneğini güçlendirecek ve de onun mana renginden birini seçiyor. Birden fazla varsa ondan 12 tane mana üretiyor sanırım. Tamam, bu da güzel. Şimdi tabii biz burada önce şuna bakacağız. Tower özellikli var mı? Yani kulelere çok vurabilen kartlardan kaç çeşidimiz var? Buna bakalım. Şimdi sadece bendeki olanları göster diye bakacağım. Yazalım. İçinde Tower geçen. Bakın sadece Ahrimas çıktı. Peki bende olmayan var mı? Hepsini gösteriyorum. Yok. Demek ki sadece Ahrimas'ı kullanabiliyoruz. Demek ki Ahrimas'ı katmamız lazım. Önce bunun hem kalitesini hem seviyesini hem becerilerini açmamız lazım. Geliştirmeye gidelim. Hemen kaliteye giriyorum. Diyor ki senin 7 tane ekstra kopyan var. O zaman efsane direkt yapabiliriz. Yapalım. Geriye mitik için bize ekstra kopya gerekiyor. Ya işte burada dükkandan alışverişe devam edeceksiniz ekstra kopyalar için. Ya da sandıklar falan açacaksınız. Veya da orb varsa orbla yapacaksınız. Şimdi bakın bu efsane oldu. Orba bakalım. Bir tane Ascension orbum var. Hemen kullanıyorum. Bunu mitik yapıyorum. Boşu boşuna ekstra ikinci Ascension orbumu kullanmamış oldum. Bunun da seviyesini direkt bir tane orbla yükselteyim. Maksimuma getirelim. Ruhban da kullanabiliriz. Evet, bakın maksimuma getirdik. Buradan ekstra 11 büyü gücü de aldı. Yani bu da yeteneği daha da güçlendi. Şimdi takıma koyunca son hallerine bakacağız. Tabi varsa madalyalarınız, nişanlar, onları da katabilirsiniz. Dönelim. Şimdi bakın seviyesi 20. Kalitesi mitik. Yan becerileri. Gerekli taşlarımız var. Bunları da basalım. Şimdi Antik korku karakterine bakacağız demiştik. Ona bakacağız çünkü onu çağırma ihtimali var. Ölünce %25 ihtimal. Her dost büyü yaptığında, yetenek kullandığında yani bir büyü gücü artacak. Ve de kuru kafa saldırıları güçlü olacak. Yani bunu en öne koymam güzel olacak. Ama en öne koymak demek saldırı yemek demek. Elite git çıkarırsak, 3 madalya feda edersek neler var? Şimdi bronza getirirsem bakın bir büyü gücü artıyor. Yeteneği yine güçleniyor. Gümüşe getirirsem diğerleri de bir artıyor. Tabi bunlar üst üste biniyor mu? Onu bilmiyorum ama altına getirirsem hepsi bir artıyor. Büyü gücü iki artıyor. Şimdi buna her birine madalya feda edersem bunu güçlendirebiliyorum. Şimdi düşünüyorum. Bunun için bakın kaliteler önemli. Epik ve üzeri. Ben de en çok olan mevsim madalyası. Mesela bundan bir tane koysam %100 şansla 10.000 ruh puanıyla yapabiliyorum. Sonra kademeleri de yaparsam etkili olabilir ama şu an yapmayacağım. Bunu çok böyle sağlam bir takım yaptığım zaman madalya aramamak için madalyaları genelde tutuyorum kullanmak için. Çünkü bir takımda sizin karakterinizi kullanırsanız 3 normal karakter, kendi karakterinizi kullanmazsanız 4 normal karaktere her biri 3'er madalya istese 12 madalya gerekecek. Size de 3 madalya üzerinize taktığınız için kenarda hep yedek bulunsun diyeceksiniz. Demek ki her birinden 15 madalya olduğunda işime yarayacak. Mesela şu an mevsim madalyası 12 tane var. Guard 10 tane var. Bunları böyle düşünerek planlayarak yapılabilir ama guard bakın çok düşük oranı. Çünkü
Kendisi sıradan. Epik olmalı ki %100 olasılıklı olsun. Ama mesela karttan 3 tane koysam çok düşük oranı 3,7. Böyle yaptığımda %11,1. Yani çok düşük. Onun dışındakiler de az zaten. Orpheus 4 tane var. Yasemin zaten 2 tane var. Aranea bir tane varmış. Bunları zaten koymam iyi olmaz. Bu haftanın madalyası tabii demir madalyayı koyarsam da erime noktasında kullanamam. Tabii erime noktası ile ilgili son gün son işimi yapınca yapsam bile zaten bu madalya mevsim madalyasına dönüştüğü için ondan kullanmış olsam, bundan kullanmış olsam çok fark etmiyor. Şimdi bunu yani yine arttırabiliyoruz dilersek. Devam edelim. Bunu bakın komple hallettik. Mitik oldu. Şu anki haline bakalım. Şu an bakın 26 vurur hale geldi. Şu anki büyü gücüyle. Ve de rastgele iki yeteneğinden seçtiğimiz düşmanın 26 büyü gücünü alacak. Yani en güçlü düşmana gittiğimde pardon yeteneğinden silecek. Yani büyü gücüne denk gelirse yeteneği bile çok zayıflayacak o. Şimdi bu takımda olması gerekiyor zaten. Bunu bir koyalım. Bundan iki ekstra kopyan daha var elimde diyor. Mesela bunları böyle koyabilirsiniz ama biz tabii burada uygun bir şey yapacağız. O yüzden şimdilik bir tane dursun. Gerisine sonra karar vereceğim. Silah olarak bizim karakterimizin şunu tabii tavır seçtiğimiz için böyle temizle diyelim ve kaliteye göre sırala diyelim. Şimdi burada bizim bir efsane almıştık. Silah, kitap, manuskript onu bulalım. Bulamazsak da biz kendimiz. Evet buradan bakayım. Yok bu değil. Bu Medusa. Mistik manuskript. Şimdi bu 24 Normana'yı patlatıyordu ve olumlu bütün mistik dostlara olumlu etkiler ekliyordu ve de bir tane mistik çağırıyordu. Şimdi bunu almayı düşünüyorum. Tabii bunu biz geliştirdiğimizde ekstra neler yapıyor ona bakalım. Bende 254 efsane külçe var şu an. O yüzden sorun yok. Bu 45 ister muhtemelen artı 9 için. Şimdi birinci de 2 can, ikinci de 1 büyü, üçüncü de 2 saldırı gücü, dördüncü de 1 büyü gücü, beşinci de 1 büyü gücü daha. Bunlar hep yetenek arttırıyor. Altıncı da rastgele iki yeteneğini arttırıyor. Yeteneği kullandığınızda. Tabi bu saldırı gücü olur, can zırh olur, büyü gücü olur belli olmaz. Sonra kendini bakın büyüleme var. Enchant. Yani her tur iki mana alacağım diyor. Bir kere yeteneği bastı mı bir daha artık yeniden yeteneği dolana kadar sürekli her tur mana almasanız kendini iki mana dolduracak. 5 tane dağılan hasar veriyor. Tamam. Ve son kısımda da 4 mana alıyor. Bu da ne demek? Yeteneği kullandığınızdan 4 mana alacak. Üstüne de bir büyüleme basacak. Her tur 2-2 gelecek. Yani 4 ile başlıyorsunuz. Şimdi bunun 45'ini verelim. Hepsini dolduralım. Artı 9'a çıkaralım silahı. Şimdi bu silahı bir koyalım. İşimize yarıyor şu anki haliyle. Ama tabii diğer silahları değerlendireceğiz şimdi. Hem de bu silahı geliştirmiş olduk. Şimdi bunu şuraya koyalım. Bu da bakın yeşil kahverengi olarak koyduk. Şimdi en öndekini ahriması koyduk. Çünkü kuru kafayla kendi kalitesi için 5 katı vuracak. Çok güçlü vuruşları olacak. Tabii şöyle bir şey de düşünebilirsiniz. Ya bu mesela karakter işte çabuk öldürülürse buraya atıyorum bir ahrimas daha koysak öne. Alta bizim karakteri koyup üçüncü sonuncuya da bir destek karakteri koysak. O da olabilir. Şimdi değerlendireceğiz zaten. Mesela bizim Wu Hao vardı az önce baktığımız. Bu doğrudan bir dostu direkt büyülüyordu ve de 3 büyü gücü yani yeteneğini arttırıyordu. Ekstra olarak da onun mana renginden 12 tane üretiyordu. Yani Ahrimas'a gidersem direkt mana üretirim. Ama bu ne renkti bakalım. Bakın bu mavi sarı. Bizde olmayan renkler olması avantaj. Mesela ikinci sıraya bunu bir koysam. Mavi sarı. Bakın yeşil kahverengi de orada bizim karakter. Yani bu Wu Hao yeşili seçerse Ahrimas'tan artan yeşiller de bize gelecek zaten. Moru seçerse direkt ona gidecek. Mavi sarılar eşleştiğinde panoda biz mesela bunda ne yapıyorduk? Bakın patlatma yapıyorduk mormana. Morlar Ahrimas'a gidecek ama bütün kaymalar, eşleşmeler, diğer renkler hep Wu Hao'ya ve bana dolacak. Bir tek burada olmayan rengimiz kırmızı. Bakayım yeşil, kahverengi, mor. Mavi sarı bir tek kırmızı yok. Ona da bakın mesela Hornet Egg var kırmızı. Ekstrası mor. Doğrudan cana 22 vuruyor ve rastgele hack çağırabiliyor. Şimdi bunu mesela koyduk diyelim. Ben şimdi diğer karakterlere bakacağım tabii. Başka bir şey alır mıyız diye ama. Önce bizim Ahrimas'ın bir antik korku çağırma ihtimali vardı. Antik korkuyu bulalım. Eğer burada çıkmazsa mistik değildir.
Onu da şöyle yapacağız. Normal gidip antik korkuyu takım oluşturma kısmından bulup halledeceğiz. O yüzden bir horror yazalım korkuyu. Şöyle. Burada çıkacak mı diye bakacağım. Şöyle. Burada görünmüyor kendisi. Tamam, şimdi onu bir halledip gelelim hemen. Buraya güzel bir takım oluşturmak için uygun şeylere bakacağız şimdi tek tek. Öncelikle bir gidelim. Şimdi kabaca yavaş yavaş oluşturuyoruz. Kaba taslak. Ondan sonra da tam böyle karar verdiğimizde madalyalarımızı ayıracağız. Evcil hayvan, filama, sınıfımızı seçeceğiz. Uygun bir şey. Şimdi buradan karakter oluşturmaya gelelim. Önce şu karakteri bir bulalım. Korku yazalım. Bulalım onu. Daha önceden geliştirmişsem tabii. Bu arada tıklamışım. Şöyle düzeltelim. Şimdi antik korku bakın burada. Bunu daha önceden 18'e çıkarmışız. Yan becerilerini açmışız. Ekstra uğraşmayacağız. Güzel. Bir düşmana 24 vuruyor. Eğer düşman ölürse rastgele yeteneğini 6 puan alıyor. Bakın kendisi şeytan türündenmiş. O yüzden görünmemiş. Ama o yeteneği itibariyle çağırabilir demek. Bu hazır. Ekstra bakayım gelişimlerinde bir şey var mı kalitesi için? Ekstra kopya gerekiyor. Tamam. Bu hazırmış. Bu tamam. Hacklere bakalım. Eğer kullanırsak Korna Tag'i çağıracak biliyorsunuz. Onları da bir kontrol edelim. Şimdi Korna Tag hazır. Buradan mesela Night Tag'e bakalım. Bakın bu 18'e çıkarmışız. Yan becerisini açmamışız. Bunu yan becerisini açmak için ne gerekiyor? Bakayım. Belki eğer Korna Tag'i almazsam karar vermeyiz. Burada bakın eksik arkane taşlar var 10 tane. O yüzden bununla uğraşmayız muhtemelen. Bu kalsın. Bir de normal HG bakayım. Bunun yan becerilerini açmışım. Kalitesini direkt efsane yapabiliyoruz. Bunu yapalım. Bu efsane dursun. Eğer karar verirsek en azından efsane gelsin. Seviyesi de tabii bir tane arttıracağız. 500 verelim. Tamam. Şimdi bunu da hallettik. Bunu çağırır mıyım, çağırmaz mıyım bilmiyorum. Tabii Horna Tag'i alır mıyım, almaz mıyım. Şimdi takıma bakacağız. Şimdi ilk gördüklerimize baktık. Lonca'ya girelim. Yine baskın. Şimdi takımı oluşturmaya devam. Hazırladığımız zaman diğer detaylarına gireceğiz. Hemen şuradan savaşma kısmına geç. Tıkla. Takımı düzenle diyelim. Şimdi burada bizim özellikle istediğimiz Ahriması ve bizim karakterin manuskripti almak. Wuhao'nun da önemli bir destek vereceğini biliyoruz. Mana üretmesi ve büyü gücünü arttırması bakımından, yetenekleri güçlendirmesi bakımından hem de farklı renk olması iyi. %50 mana ile başlıyor. Her dörtlü beşte de hem 2 altın alıyormuş. O önemli değil şu an bu takımda. Hem de 7 hasar veriyoruz sondakine. Tabi bu hırsız becerisi. Ondan dolayı. Tabi hırsızlık kullanır mıyız, kullanmaz mıyız ona bakacağız. Şimdi diğerlerine bakalım. Öncelikle şöyle yapalım. Seviyeye göre bir sırala diyelim. Bizde mistik neler var başka bakalım. Şimdi Ahrimas tamam. Horn Tek tamam. Wuhao tamam. Hege biz biliyoruz zaten. Rastgele düşmana bir yetenek. Yetenek demişim. Olumsuz özellik verecek. İşte zehirleme, bağlama, yakma veya etkisiz hale getirme falan. Çok ilgimi çekmedi. Harpi Mage'i kullanırsak ki bu Harpi Mage'i şuradan hatırlayabilirseniz. Bunu Yeraltı Krallığı Stone Song ayrı bölümünde takımı portaldan çıkarmıştık. Hatta bunun en başı Kraliçe Soçi'ydi. Burada bakın var. Kraliçe Soçi ile başlıyorduk. Biz onunla bakın tüm düşmanlara 20 vuruyorduk ve eğer fırtına varsa ekstra 5 mana patlatıyordu. İşte etrafındaki 8'i yok et, kayma, eşleştirme vesaire. Ve eğer bu karakter takımda boş yer varsa her dörtlü veya daha fazla eşleştirme de bir Harpy Mage çağırıyordu. Harpy Mage de işte kendi normal fırtınasını başlatıyordu. Sonra da bir dost seçiyordu. Onun renginden manalar patlatıyordu. Bol bol mana topluyordunuz. Ve de bu karakter ne zaman bir düşman ölürse %25 ihtimalle de Bladewing çağırıyordu. İşte Bladewing de normal harpi çağırıyordu vesaire. Harpi de sürekli kendinden yeni harpiler çağırıyordu. Kullanıyorduk. Şimdi burada bir diğer güzeli bakın Kraliçe Beatrix var. Yine bunu The Deep Hive'dan çıkarmıştık. Güzel bir karakter bu. Şimdi bu 9 yeşil ve kahverengi mana oluşturuyor ki bu bizim mistik manuskript silahımızın tam rengi yeşil kahverengi.
Ve de doğrudan cana 54 bakım dağılan hasar veriyor. Şimdi doğrudan canlara vuruyor yani 54'ü. Kaç tane düşman varsa tabii dağıtacak. 54, 27 desek, 14, 13 desek demek ki 2, 13, 2, 14 vuracak şu anki haliyle hepsinin canına. Ve de %40 ihtimalle işte Türk sıra kendinde kalabiliyor ve manasının da yarısını doldurabiliyor. Şimdi her dörtlü ve beşleştirmede bütün dostları da temizleme özelliği var. Yani sırf bunun için alınabilir. Çünkü düşman bize olumsuz etki atarsa bunların hepsini bir dörtlü beşli bulup panoda hemen temizleme şansımız olacak. Bu alınabilir onun için. Mesela şöyle bir Hornet Egg yerine koysam. Ama bu yeşil mavi istiyor bakın. Mavileri Wuhao alacak, yeşilleri diğerleri alacak. Çok etkili görünmüyor. Kraliçe Soçi kahverengi sarı diyor. Bu da biraz arka planda kalacak. Onun dışında Oreri'ye bakalım. Şimdi satır ve sütunu yok ediyor. Yok ettiği bütün manaları olduğu gibi alıyor. Siz mesela bolca bakarsınız. Sırf mana için bile satır ve sütun yok edebilirsiniz. Atıyorum size yeşil ve mor lazım. Yeşili ve moru bol bir satır ve sütunun tam kesişim noktasından seçersiniz. Olduğu gibi alırsınız ve de tüm düşmanlara 11 hasar veriyor. Ve de her biri yok ettiği mor ve sarı için de 2 ekleyerek daha fazla hasar veriyor. Size burada da mor sarı işinize yarıyor. Mesela Ahrimas'a mor, sarı Wuhao'ya gider deyip alabilirsiniz. Kullanabilirsiniz mesela. Hem de satır yok edince kayma eşleşme olacak. Yine yıldız fırtınası diyor. Herhalde sarı mana bolca gelecek. Ve ne zaman bir düşman büyü yaparsa da bir zırh kazanıyor. Mesela bakın bu da güzelmiş. Ama bu da sarı mavi. Şimdi Wuhao yerine bunu mu kullanacağız? Ona da karar vermemiz lazım. Hangisi daha mantıklı? Bakalım. Bu 18 mana. Wuhao 12 mana. Şimdi satır sütunu yok edeceğiz. Tabi satır sütun işimize yaramayabilir belki ama bu büyü gücü de veriyor. Bir de seçtiğimiz dostun mana renginden çoğaltma imkanı olduğu için mesela panoda yeşil kahverengi biraz çoksa gidip bizim karakteri seçip bir anda yeşil kahverengi üret de diyebiliriz. Renk seçimi hakkımız da oluyor. Olabilir. Devam edelim şöyle. Bakalım başka neler var geliştirdiğimiz. Viper varmış. Ama yan becerilerini açmamışız. Bir düşmana 32 vur. Zehirle ve charm at diyor. Charm atınca kendi saldırı gücü kadar dostlarına, üstündekine ve altındakine vuruyorlar düşmanlar. Yani kimi seçerseniz kendi saldırı gücüyle yapıyor. Yani bakın ne zaman diyor bir dost yetenek kullanırsa rastgele düşmana 3 hasar veriyormuş falan bakın. Ve de bir dost yetenek kullanınca büyü gücü artıyormuş. Yeteneği artacak. Yani yan becerilerini açarsak belki olabilirmiş. Onun dışında bakıyorum şöyle ilgimi çeken bir şey görüyor muyum diye. Şöyle bakıyorum. Şimdi bir yukarı dönelim tekrar. Şimdi ben burada bu takımda Kraliçe Bitrix'i sırf 4'lü 5'li yaptıkça üzerimizdeki olumsuz etkileri temizlesin diye alabilirim. Böylelikle Orpheus madalyası takmamıza gerek kalmaz. Hem de sonda durur. Hem de yeteneğini kullanmamız gerektiğinde de bakın şu anki haliyle 60 diyor dağılan hasar. Direkt canlara vuracak. Her topladığımız manalardan fazlalar buraya akar. Yeşiller, maviler buraya akar. Böylelikle hazır olduğu süre zamanlar yeteneği kullanılır. Onun dışında her bir dost bir yetenek kullandığında da büyü gücü yani yeteneği artacak. 4'lü 5'lü de temizleme şansımız var. Kraliçe Bitrix'i alsam. Benim karakter 3. sırada. Wuhao 2, Ahrimas 1. Şimdi ben bu şekilde beğendim. Şimdi bizim takımda bakın 3 tane yeşil var. Onun dışında bakıyorum hangisine ağırlık vermemiz lazım. Şimdi burada Ahrimas'a ağırlık vermek aslında güzel olur morla. Ama şunu da düşünüyorum. Maviye ağırlık verirsen bu hava hızlı hazırlanırsa dilerse Ahrimas'a dilerse bizim karaktere yüklenebilir. Hatta gerekirse kendine bile yüklenebilir. O yüzden ben yeşil ve mavi gidelim. Yani yeşil 2 olsun. Mavi 1 olsun. Diğer renkte eksik kırmızı olursa iyi olur diyeceğim. O yüzden Flama'ya bir gidelim. Önce Flama'yı bir halledelim. Şöyle Flama renkleri yeşil ve
Mavi içersin diyelim. Bize bunları bir göster. En sola gel. Şimdi yeşil 2, mavi 1 ama kahverengi eksi diyor. Bunu geç. Yeşil 2, mavi 1'lere bakıyorum. Bakın başka yok. Yeşil 2'den gidersem mavi 1'den kahverengi azaltıyor bizim karakterin kitabını. O iyi değil. Mavi 2, yeşil 1 dersek. Evet, yeşile 1 destek veriyor ama maviye 2 destek veriyor. Onunla da bu ha öyle hızlı doldurma şansımız olabilir. Bunu seçebiliriz. Peki ikinci rengi mavi seçmezsek, sadece yeşil göster dersek, mavi içerenleri göstermesini şart bırakmazsak tekrar bakalım. Yeşil 2'lere bakıyorum şimdi. Yeşil 2, mavi 1'e baktık. Burada yeşil 2, mor 1 ama burada mavi kesiyor. Yeşil 2, mor 1 kırmızı kesiyor. Mesela bakın yeşil 2, mor 1. Burada ahrimasa destek veriyor. Yani mavi 2, yeşil 1'i seçmek yerine yeşil 2, mor 1'i seçersek nasıl olur diye bakıyorum. Ama burada maviye destek verelim ki huha hızlı dolsun. Onun da hızlıca mana toplama şansımız olsun. O yüzden mavi 2, yeşil 1 gidebilirim. Ahrimasamı hızlı doldurursam da çok işime yarayacak. Çünkü düşmanın yeteneklerinden sürekli ikisinin iki rastgele yeteneğinden 29 kesmesi var şu anki haliyle. Çok etkili. O yüzden mavi 2, yeşil 1, kırmızı eksi slime banner'ı alıyorum buradan. Tamam, bunu alalım. Mavi 2, yeşil 1. Tamam, bunu aldık. Ondan sonra silahımızı seçtik. Sınıfımızda evcil hayvanı seçeceğiz. Bunları son bir kontrol edeceğiz. Sınıfımızı seçelim. Şimdi burada Art Magus'un içeriği tabi güzel olabilir belki ama kullanamayacağız sanırım. Bakın bütün mistiklere iki can diyor. Bütün mistikler için. Ve de ne zaman bir dost büyü yaparsa bir büyü gücü kazanma var. Bizim karaktere etki edecek bunlar. Ve mor mana eşleştirdiğinizde ekstra 2 mor mana kazanma. Şimdi bu güzel bir takım görünüyor ama biz bunun hiç yeteneğini arttırmamışız. Bakın 2 yetenek puanı var. O yüzden birinci seviye hariç hiç kullanamayacağız. O yüzden mevcutlardan kullanalım diye düşünüyorum. Şimdi suikastçının özelliğine bakalım. Şimdi zehirden bağışıklık, zehirleme, öldürme. Şimdi bu çok burada etkili olmayabilir. Biraz daha burada bize destek verecek ama geliştirdiğim şeylerden seçeceğim. Şimdi mecburen büyük ihtimalle şeyi alacağız. Nasıl diyelim? Hırsızı alacağız muhtemelen. Pledge Lord'u da geçelim. Diğerlerini de işte geliştirmemiz lazım. Fırtına çağıran da aslında güzel olabilirdi. Kraliçe şey Soçi'yi alsaydık belki. Bakın benim hırsız 93'e çıktı. Şimdi bunu alacağım o zaman ama bunun tabi içeriğini tekrar kontrol edelim ki uygun şeyleri seçelim. Şimdi bir başlıyoruz. Bu arada bizim takımdakiler mistik. Unutmayalım. Manaları da yeşil ağırlıklı. Şimdi avcı işareti dörtlü beşli de bütün mor dostlar için 2 can 8 zırh. Şimdi buradan dörtlü beşli de avcı işareti gelsin ki kuru kafa eşleşmesinde 2 katı vuralım. Zaten 5 katı vuruyordu, 10 katı vurur hale gelsin. Avcı işareti olduğu zaman. Her dörtlü beşli de rastgele gidecek. Bir de en öndekine gelirse işte çok güçlü vururuz. Sonra her bir hançer kullanım için diyor. Biz kitap kullanıyoruz. Hançer kullanım için dediği için geçelim. Her tur tüm Naga dostlar için diyor. Bizdekiler mistik. Misil kullanımı diyor. Bunların hiçbir işimize yaramıyor. O yüzden rastgele durabilir. Buraya gelelim. Her tur 5 altın. Altın üzerine bir takım değil. Ne zaman bir düşman ölürse %20 ihtimal kız kardeş çağırır diyor. Bizde çağırma yeteneği olmadığı için takımda şu an. O yüzden bu durabilir. Diğerine bakalım. Tüm sarı dostlar %10 mana ile başlar. Yani burada Wuhao'yu %10 manası dolu başlatma şansımız var. Ama biz yine de tank olsun diye Ahrimas gittiği zaman tank olsun diye düşman öldürdüğümüz zaman kız kardeş gelsin. Bunu seçeceğim. Altta yine %35 ihtimalle dost öldüğü zaman haydut gelsin var. Onun dışında karanlık ortası bu mor mana getiriyordu sanırım. Bir de Centaur dostlar. Mor mana fırtınası işimize yarar. Haydutun gelmesini seçmeyeceğim burada. Mor mana fırtınasıyla başlayalım oyuna diyeceğim. Ki ahrima hızlıca dolsun diye.
Bunu seçeceğim. Duskaura. 40. seviyeye bakalım. Tüm goblin dostlar için diyor. Yok burada zaten. Bizim karakteri doğrudan diğer normal karakterleri öldürmeden yetenekli hedef alamayacaklar. Bu güzel. Burada da tüm sarı dostlar için iki saldırı gücü. Biz bu hedef alınamamayı seçelim bizim karaktere. 70. seviye. %30 ihtimalle kuru kafa saldırılarından kurtulma. Bakın bu çok önemli olacak. Bunu seçebiliriz. Çünkü ahri masa kuru kafayla çok saldırı gelecek. Bu da %30 ihtimal kurtulması olsun. Ekstra olarak her mormana eşleştirdiğimizde rastgele düşmanı zehirleme varmış. Bir de %25 ihtimalle her bir dost yetenek kullanınca her an at gelebilir diyor. Biz kuru kafadan kurtulmaya çalıştık. Sadece 100. seviyeyi açamadık. Onu da 100'e ulaşırsak açabiliriz. Şimdi 93'teyiz. Güzel. Burayı da hallettik. Burada da yetenekler hazır. Bu sınıfı seçelim tabii. Şu an bunu kullanacağım. Tabii böyle diğerini seçebilseydim belki daha iyiydi Arkmagus. Evcil hayvan olarak da şimdi düşünüyorum. Bizim takımda yeşil ağırlıklıyız. O yüzden Barkley'i kullanabilirim. Yeşil mana ustalığı katıyor. Artı 6. Mistik türünden bir şeyim var mıydı? Yoktu sanırım ama şöyle bir bakacağım. Pansveil. Bunu geç. Bonus yok. Bonus yok. Buradan krallık yazalım. Direkt aratalım. Hiç uğraşmayalım. Pardon. Tür olarak bakalım. Yok, buradan yazar isim olarak yazarız. Şimdi bakarız. Tamam öyle yapalım. Mistik yazalım. Var mı yok mu bakalım. Hatta şu kadarını yazsam yeter. Yokmuş. Hatta ben dolmayanları göster diyeyim. Bakın mistik olan eyal etmiş. Bakın mistik destek veren bizde yok. Olsaydı seçebiliriz. Tamam. Biz buradan Barkley'i almış olduk. Bu da yeşil manaya ustalık katacak. Karakterlere dönelim. Şimdi tek tek kontrol ediyorum. Tamam. Her şey hazır. Vuhav hazır. Manuskripti geliştirdik. Tamam. Sınıfımız açık. Kraliçe Beatrix hazır. Bunu da mitiye yükseltirsem bunu da yine bir tane orpla yapabilirim. Kopyası yok ama bir tane orpla vardı zaten. Kalite yükselt diyelim. Şuradan bir tane de küçük yeşil orpla da seviyesini 20 yap diyelim. Bu da mitik olsun. Hem bunu zaten başka takımlarda da kullanırız muhtemelen. O yüzden mitik olmasını istediğim bir karakterdi. Tamam şimdi bu bizim dörtlü beşli eşleştirerek üzerimizde olumsuz etki mesela zehir atar. Farklı farklı bir şeyler atar. Az önce saydığımız gibi bağlama atarlar, bir şey atarlar. Kuru kafa saldırısı yapamaz hale getirirler falan. Dörtlü beşli yakaladığımız zaman bir yaparız. Hem sıra bizde kalır hem temizleniriz. Bakın bunu da yaptık. Bu da mitik oldu. Çok güzel. Bu takımı şu an beğendim. 10.623 puandayız. Tamam şimdi bununla deneyeceğiz. Şu an 5 katı da vuruyor Ahrimas. Gerekirse buraya ikinci bir Ahrimas konulabilir. O zaman mesela Wuhao'yu tutmak istiyorsak Kraliçe Bitrix'i çıkarabiliriz. Onu ben 4'lü 5'li de olumsuz etkiler temizlemek için koydum daha çok. Ama gerekirse de alan saldırısı kullanılabilir. Çünkü doğrudan cana vuruyor. Şu anki halimize bakalım. Yetenek bakın 29 tamam. Şimdi madalyalarımıza bakıyoruz ve etkinliğe başlıyoruz. Tabii ben size burada uzun uzun tek tek göstermeyeceğim ama biraz yaparız. Sonrasını zaten bölümü bitiririz. Şimdi madalya ne seçelim diye bakıyorum. Unutmayın arkadaşlar demir madalyası sadece erime noktası etkinliğinde geçerliydi. Burada değil. Şimdi bu 4 saldırı 4 can 4 zırh katıyor. Araneya 4 saldırı gücü katıyor. Ama şimdi düşünüyorum bu sadece 4 saldırı gücü. Biz bunu koyarsak zaten 4 saldırı 4 can 4 zırh katıyor. O zaman onu kullanmanın mantığı yok. Yani bu Aranea'nın tek başına bir mantığı yok yani. Bakınca. Belki onun saldırı gücünü 6 yapsalardı ya da 8. Belki bir anlamı olurdu diye düşünüyorum. Mevsim madalyası daha mantıklı görünüyor. Yasemin can katıyor. Şimdi can üzerine bir şeyimiz yok. Bir yeteneğimiz yok. Zırh var burada. Madalya. Başka da madalyam yok. Orfeus var. Onu da Kraliçe Beatrix sayesinde gerek kalmadığı için ben 3 tane mevsim madalyası koyacağım. Böylelikle 12 saldırı, 12 can, 12 zırh katmış olacağım. Tabi dediğim gibi nişaya ulaşabilirsek gelecekte 3 tane nişa takarız. 12 büyü gücü ekstra olur diye düşünüyorum. Şimdi bu takıma bunu kullanacağım. Şuradaki altın ödüllerimizi de alalım. Yani saatlik toplayalım.
ödüllerimizi. Güzel, oradan da 5 elmas geldi. Şimdi girelim ve bu takımla denememizi başlatalım. Tabii ekstra kulüp falan geliyorsa onları kaçırmamak gerekiyor. Evet, şimdi ilk savaş 10 seviye. Bu arada biz bunları yaparken ödül arttı mı bakalım. Kademe 32'ye çıkarmışlar. Tamam. Şimdi birinci savaş. Takımımızı bunu seçtik. Gerekirse Kraliçe Bitrix'i çıkarıp farklı bir şey de sonradan koyabiliriz belki. Duruma göre. O zaman düşmanı şöyle bakalım, öyle girelim. Şimdi bir tane düşman 6 hasar, 6 zırh alıyor. Bakıyorum. Bunun yetenekleri de kapalı. En güçlü düşmana 7 hasar. Yani bunları şu şekilde düşünün. Şimdi buradaki değerler düşük ama 10 seviye. İlerledikçe güçlenecek bunlar. Böyle çok tehlike verici bir şey var mı? Bir özellik var mı? Onlara bakıyorum ben daha çok. Mesela yan becerisinde bakıyorum. Sarı mana arttırıcı fırtına falanla başlatıyormuş. Tüm dostlarının masasını dolduruyormuş. Ve düşmana 6 hasar veriyormuş. Eğer düşman ölümsüzse lanetliyormuş ve ölüm işareti atıyormuş. Bir bakın, tehlikeli şeyler var. Ama bizimkiler ölümsüz sınıfından değil sanırım hiçbiri. Ekstra bir özelliği yok mistik dışında sanırım, ama bakarız. Onun dışında en güçlü düşmana vur diyor. Hemen bir kontrol edelim ama. Bizim Kraliçe Bitrix bakın mistik dışında White Folk'muş. Bizim karakter şu an Goblin diye de geçiyor. Wuhao aynı zamanda elfmiş mistik yanında. Ahrimas da direkt mistik. Tamam, o zaman bu savaşa giriyoruz. Ve bir savaşımızı yapalım. Şu anki takımımız güzel görünüyor. Ahrimas hem kuru kafayla olsun hem yetenekli olsun çok güçlü vuracak. Renklerin farkı da iyi oldu. Mavi, sarı, yeşil, kahverengi. Bir de mor var. Dörtlü beşlilere de bakacağız. Bakın hemen direkt hazır oldu bir tanesi. Yine dörtlü beşli var mı? Şöyle bakıyorum. Göremiyorum. Şimdi bizim kitap 30 tane mor manayı patlatıyordu ve sol üstte yazıyor arkadaşlar kaç man oldu. 64 panolda 8'i mormuş. Tabi bunun tarafındaki 8'i de yok ediyor. O şekilde de bakabilirsiniz. Diğerine bakalım. Şimdi bir düşmana 29 diyor. 30 deseniz 5 katı 150 vuracağız. Yani 150'de 5 çıkarın 145 vuracak. 145 vuracak seçtiğime. Tabi rakipte şuna bakmanız gerekiyor. Gelen yetenek hasarınından kesinti yapıyor mu, emiyor mu? Onlara da bakmak lazım. Eğer bir kule ise 3 katı 5 katı işte durumuna göre diyor. Biz 5 katı vuracağız ve de rastgele 2 yeteneğinden sileceğiz. Şimdi burada tabi bakın bu ilk seviyelerde Kraliçe Bitrix'in önemi de artıyor. O alan vurduğu için takır takır hepsini alma şansınız da oluyor. Şimdi bunu bir kullanalım. Denemiş olalım. Şöyle rastgele vur diyelim. Güzel, birini aldık şimdi. Bunu da kullanalım. Mana patlatalım. Hem mana toplayalım diyeceğim ama şey de hazır oldu direkt. Wuhao. Direkt Ahrimas için doldur diyebilirim ama önce şunu yapalım ki 30 mor manayı patlat diyelim. Biraz buradan mana toplayalım. Wuhao böyle manamız kalmadığı zaman karakterlerde basalım ki bize o zaman ihtiyacımız olan manayı doldursun. Hazır beklesin doldurmak için. Kraliçe Bitrix hazır. Bu seviye için bunu kullansam yeter. 68 dağılan hasar diyor. Hepsini toplamda canını atarsanız 11, 19, 27 zaten bu direkt bitiriyor. Tabi yetenekten emme olan varsa bakılabilir. Bu şekilde seri bir şekilde yapabiliriz. İlk etaplar için bu şekilde iyi. Wuhao da böyle hazır bekleyebilir. Ne zaman işte Ahrimas'ın veya bizim karakterin böyle yeteneği tıkandı. Hemen. Mesela bizim karakterin yeteneği hazırdır ama panoda mor mana yoktur. İşe yaramıyordur. Bu arada şampiyon 94 oldu. 100 olursa diğer yeteneği de açarız. Güzel olur. Buradan iki savaş daha yapalım. Birinci kademeyi bitirelim. Hem de ekstra bir kuzgun falan geliyor mu onu da görelim. Hakkımız azalıyor çünkü. Her gün 4 hak gelecek. Tabi bu hafta bitene kadar 3 gün boyunca diyelim. Bugün hariç 2 gün daha. Yani bugünkü savaşları bitirirsek 2 gün daha 4'er savaşımız olacak. Evet, kuzgun geldi. Şimdi burada öncelik bu tabi. Bakıyoruz hemen sarı manaya dikkat edeceğiz diyoruz. Vurursak da önce ona vuracağız. Şimdi bakıyorum. Çabucak doldurabileceğim bizim karakter var. Yeşilden gidebilirim, kahverengiden. O yüzden yeşil alayım buradan.
Güzel. Bir de mor da almış oldum. Şimdi bizim bunu direkt şeye kullanalım. Bakın buna kullanalım. Direkt bunu alalım. Şimdi bu savaşı alırsak ekstra hak geliyor. Hem iki savaş yapmış olduk. Hem de nasıl diyelim? Hem de haklarımızı geri alıyoruz. Şimdi 30 ormanı patlat dedik. Bakın mana doldurduk. Wuhao yine hazır. Ve bakın olumlu etkilerden işte bariyerler falan geldi. 3 karakterimde bariyer var. Doğrudan gelen ilk saldırıda hasar yemeyecekler. Tabii ben yukarıdan yine bunu kullanıyorum. Yeteneği hazır olana vur diyorum ama normalde bakıp en tehlikeliyi falan seçmek lazım. Onun dışında bakın hiçbiri hazır olmadığı için yeşil kahvenin direkt 4'lü yeşil var ve bizimkinin 1 mana ihtiyacı varmış. Şu şekilde hemen sıra bende kalır. Ha, pardon, önce üsttekine gidiyordu. Bakın onu atladım. Şimdi Wuhao'yu kullanabilirim mesela. Şöyle seçelim. Yeşil ortak renk. Üçü içinde kalanlar için. Yeşilden seçebilirim ama direkt yeşil seçemediğim için ya yeşil kahverengi, ya yeşil mavi, ya yeşil moru seçeceğim. Burada mavi ortak olduğu için yeşil mavi bir Bitrix'i seçeyim ki Wuhao'yu da doldurma şansı olsun mavi gelirse. Mavi geldi. Tamam. Ama tabii yeşil mor deyip Ahrimas üzerine de gidebilirdim. Yani işte bir şöyle bir şey de var. Bir takım herkes kullanıyorsanız bazı detaylarını oynadıkça görüyorsunuz. Neyi eksik, neyi fazla. Hemen mor manaları patlat diyelim. Yine mana topluyoruz. Yani burada aslında bakın bizim karaktere gitmenin bir güzel yanı da hızlı mana toplamak için. Bakın yansıtmalar falan geldi. Olumlu yetenekler eklendi bir sürü. Bunu kullandığım zaman rastgele olumlu yetenekler ekliyordum istiklere. Biliyorsunuz kitap. Bakın yansıtmalar, bariyerler giderek sağlamlaşıyor. Hemen kullan diyelim. Zaten bir kalmış. Şununla vur Ahrimas'la. Bitir. Yani gayet güzel. Şimdi bir savaş daha yaparız. Birinci kademeyi bitiririz. Buradan 2'de hak geldi. Bakın haklarımızı da geri kazanmış olduk. Tekrar 18'iz. Bu şekilde gideceğiz ve burayı bitirmeye çalışacağız. Bitirince tabii bu tekrarlıyor mu kendini? Muhtemelen tekrarlıyordur. Çünkü son kısımda başkentte 10 seviye görünüyor. Muhtemelen tekrarlıyor olabilir diye düşünüyorum. Göreceğiz bunu da artık kısmetse yaptıkça. En azından bununla ilgili bölümümüzü de böyle bu son savaşla tamamlayacağız. Yine sormak istediğiniz olursa ya da farklı fikirleriniz, yorumlarınız her zaman yazabilirsiniz. Ama bakın ekstra hak. Şimdi 18 hakla başlamıştık. Bu oraya girerken 17 olduk. Kazanırsak onu yok edip çıkarsak 19'a çıkacağız. Hem ekstra bir hak hem de 3 savaş yapmış olacağım. Böyle de bir avantajım var. Şimdi en yakın olan bizim karakter yine yeşil kahverengi ama kuru kafa var. Burada sarı da vermemem lazım. O yüzden şuraya bir kaydırayım. Sarıyı alacak mı almayacak mı? Aldı ama önde karakteri varmış sarılı. Önce ona gitti. Şimdi yeşil yok. Mor var. Mordan gidelim. Ahrimas için. 10 oldu. Şimdi 2'de sıra gelince gelecek. Tamam. Bu hazır. Önce bunu bir kullanalım. Şunu bir alalım. Ondan kurtulduk. Şimdi bunu kullanalım. Hem olumlu yetenek hem mana toplayalım. Bakın mistikleri olumlu yetenekler. Submerge oldu. Bir alan saldırısında böyle kaçabiliyorlar. Ve o da gitti zaten. Geriye de bakın bu saldırı yapmıyordu. Tamam. Bununla da bir tane dost seçiliyor da şey hazırmış Ahrimas. Bununla vuralım. Ve burayı da temizledik. Yani takım gayet güzel. Bitrix'i de özellikle dediğim gibi tekrar ediyorum. 4'lü 5'li de üzerimizde olumsuz etki atan olursa kullanmak için de. Aynı zamanda da manası dolduğunda gerekirse alan saldırısı yapsın diye. Çünkü canlara saldırıyor. Direkt zırhı görmeden. Tutuyorum ama çok gerekirse de değiştirebilirim onu. Bakın o birinci kademe bitti. Şimdi ikinci kademeye geçiyorsunuz. 20 seviye 30, 40, 50, 60, 70 sonra. Aa burası 20'ye çıkmış seviye 8. 10 görünüyordu az önce. Demek ki biz savaştıkça burası da başkenti de demek ki güçleniyor. Tamam sorun değil. Bu şekilde gideceğiz, gideceğiz, ilerleyeceğiz. Şimdi stake 2 ödülleri 5 diyor da onu da ne demek istiyor? Her birinde ha, bana ekstra olarak buradan da elmas mı veriyor? Birinci kademeyi bitirdim 5 elmas aldım. O zaman. Şimdi ikinci kademeyi bitirirsen 5 elmas daha. Ödüllere gelelim. Ödüllerde de ilerliyorsunuz. Buradan da ödül alacağız. Yine gayet güzel görünüyor. Ha, şu ana kadar kuleyi yok etmedim. Kuleler nerede? Tamam. Şimdi biz normal köyle kapıştık. Burada
İşte Han vardı. Burada ne vardı? Burada karşımdakilere bakayım. Ha bakın şunu diyor. Kule dedikleri bunlar. Bunlara 5 katı falan vuruyoruz. Diğerlerine normal vuruyoruz. Tamam. Bakın bunu da gördüğümüz iyi oldu. Bunlar normal insan. İnsan. Bu şövalye. Divine bunlar. Divine. Üçü de divine. Ama bakın bu kule. Tamam. Katapult kulesi. Yani bir çeşit mancınık kulesi gibi düşünün. Bunlara işte 5 katı vuruyorum. Tamam. Bunların canı falan yüksek mi acaba? Tabii ilk seviye diye çok yüksek değil belki ama. Tamam. Bunlara kullanacağız. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek vermek isterseniz her zaman abone olarak destek verebilirsiniz. Yorumlarda her zaman yazarsanız elimden gelince cevaplamaya çalışıyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.